İyi günler arkadaşlar. Bugün yine ölçme değerlendirme dersiyle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde öğrenci başarısının belirleme yöntemlerinden performans ve portfolyoya dayalı değerlendirme, durum belirleme çalışmalarıyla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu dersimizi Ömer Kutlu, Deha Doğan, İsmail Karakaya'nın yazmış olduğu Öğrenci Başarısının Belirlenmesi, Performans ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme isimli PGMA yayınlarından olan bu kitaptan özetleyerek yapacağız. Sizler de daha detaylı bilgi almak için bu kitaba ulaşırsanız faydalı olacaktır. Evet arkadaşlar. Öncelikle 3 tane temel kavram üzerinde durmak istiyorum. Ölçme, daha önceden de hepimizin bildiği bir kavramdır. Zaten dersimizin adı ölçme değerlendirme. Ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığını, sahipse sahip oluş derecesini gözlemleyip gözlem sonuçlarını sembollerle ifade etme olarak tanımlamıştık. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarının belli bir ölçüte bağlı kalarak yargıya varma süreci olarak isimlendirmiştik. Durum belirleme ise ölçme sonuçlarının bireyin performansları hakkında bilgi verecek biçimde kullanılması bir yargı içermekten daha çok bireyin öğrenmeleri hakkında var olan durumunun gösterilmesi anlamında kullanılmaktadır. Zaten eğitimin genel olarak öğretimin genel olarak tanımına baktığınızda veya onun esas işlemine baktığımız zaman biz öğrencilere belli başlı konuları, becerileri, bilgileri aktarıyoruz. İşte bu aktarmış olduğumuz bilgilerin gerçek yaşamlarına ne kadar uyumlaştığı, onların hayatının bir parçası olduğu, günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlar ne kadar karşıladığı esastır. Eğitimde. Bizim bu verdiklerimizin öğrenciler tarafından gerçek yaşama aktarılması gerekmektedir. İşte bu tarz vereceğimiz durum belirleme çalışmalarıyla öğrenciye gerçek yaşama ne kadar verilen bilgiler aktarılmış, öğrencide bu ne kadar başarılmış, onun tespiti söz konusudur. Bunu yaparken öğrenci davranışlarının belirlenmesinde tüm yöntemler işe koşulmaktadır. Yani klasik testler, bu klasik testlerden elde edilen sonuçlar onların bilgi düzeyleriyle ilgili bize bilgi vermekte. Ama bundan daha çok öğrenciye performans ödevleri, projeler, portfolyolar verilmekte, portfolyoları tutulmakta ve öğrencilerin bu eğitim süreci içerisindeki mevcut olan durumlarının tam bir değerlendirilmesi, sürecin değerlendirilmesiyle eksiklerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, hangi düzeyde olduğunun ortaya konması daha net olabilmektedir. Durum belirleme, mevcut öğrencinin durumunun ortaya çıkarılmasına dönük yapılan tüm çalışmaları içermektedir. Hem modern olanları, çağdaş diye söylediklerimiz, bir de geleneksel, geçmişten gelen değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Tablomuza bakacak olursak, şuraya, öğrencilerin zihinsel gelişim süreçleri ve değerlendirme yöntemleri verilmiş. Zihinsel boyut olarak erişiden söz ediliyor. Bir de yetenekten.
erişi kısmı daha çok klasik yöntemlerin kullanılarak oluşturulduğu bir kısım. Bu kendi içerisinde bilgi ve beceri olarak ikiye ayrılmaktadır. Erişiyi bir kısaca tanımına bakacak olursak, şuradan. Bazı kavram, tanım, olgu gibi temel bilgilerin ezberlenmesiyle birlikte biraz daha karmaşık zihinsel becerilerin içerilmesini kapsamaktadır. Bilgiyi irdeleyecek olursak, ders içeriğinin ezberlenmesi ve anımsanmasını ifade etmektedir. Beceri ise ezberlenen ve anımsanan bilgilerin uygulamaya yönelik kullanılmasını ifade etmektedir. Bizler geleneksel eğitim yöntemlerinde bu beceri düzeyine getirdiğimiz zaman öğrencileri yeterli saymaktayız. Ama bunun aslında yetenek boyutuna çıkarılması gerekir. Burada bilgi ve beceri düzeyindeki durumların değerlendirilmesinde klasik değerlendirme yöntemleri kullanılır gelmektedir. İşte çoktan seçmeli testler, kısa yanıtlı, boşluk doldurma ki bunlarla ilgili biz genel bilgiyi size daha öncesinde vermiştik.